kanalından herkese merhabalar. Bugün de sizlere harika bir tepsi poğaçası tarifiyle geldim. Ee, tek tek uğraşmaktansa bu şekilde yapın. Çayınız e, hazır olana kadar poğaçanız da hazır olacak. Pazar kahvaltınız için mükemmel bir poğaça diyorum ve nasıl yapmışım tarifine geçiyorum. Poğaçamızın yapımına yarım bardak ılık süt, yarım bardak ılık su ve yarım bardak e, sıvı yağ ekleyerek Başlayalım kasemize. Bir yumurtanın da beyazını ilave ediyorum. Sarısını da üzerine sürmek için ayırdım. Bir yemek kaşığı toz şeker. Yarım paket yaş maya kullanacağım. Yaş mayayı güzelce eritiyorum. Bu ölçüler tepsimiz için ideal. İsterseniz daha fazla yapmak isterseniz artırabilirsiniz. 3 su bardağı unu da ilave ediyorum. Ve şöyle bir tatlı kaşığı tuzunu da ekleyerek hamurumu yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. Birdenbire un eklemesi yapmayın. Poğaçanızın kıvamını sertleştirmeyin mutlaka. Azar azar ilave edin ununuzu. Bakıyorum çok fazla ele yapışan ve cıvık bir hamur. Birazcık daha un istiyor. Hemen şöyle yarım bardağını ilave ediyorum ve hamurumu güzelce yoğurarak toparlıyorum. İyice yoğurulan özleşen hamurumu tezgahın üzerine alıyorum. Ön mayalama işlemini tepside yapacağız. Ee, hamuru ayrı bir yerde bekletmeyeceğiz hemen. E, tepsimizin büyüklüğünce şöyle elimle merdanesiz, oklavasız hemen şöyle elimle açıyorum. Yapımı oldukça pratik. Havalar çok sıcak olduğu için çok fazla beklemenize de gerek yok. Tabanını yağladığım cam tepsimin içerisine alıyorum. Büyük boy cam tepsi. E, i̇stediğiniz tepsiyi kullanabilirsiniz, cam olması şart değil elimle yerleştiriyorum. Hamurumuz güzelce tepside mayalanacak. Daha sonra şeklini verip peynirini ekleyeceğiz. 30 dakika kadar üzerine kapatıp sıcak bir ortamda mayalanmaya bırakalım. Evet hamurumuz mayalandı. Hemen üzerine rahat hareket edebilmek için elimle rahatça bastırabilmek için birazcık sıvı yağ ile yağladım. Hemen hamurumu Şöyle dairesel hareketlerle parmaklarımızla şöyle oyuklar açalım hamurumuzu. Bu açtığımız oyuklarımıza peynir koyacağız. Evet. Güzelce şekillendirdik. Bir kez daha şöyle üzerinden geçelim. Oralar tam e, kabarıp peynirleri dışına atmasın diye. Hemen 150 gram kadar beyaz peynirimi maydanoz doğranmış maydanozla karıştırdım. Peynirimi açtığım oyuklara yerleştiriyorum. Kaşar peyniri ilavesi de yapabilirsiniz. Ayırdığım ilk başta ayırdığım yumurta sarısını da hamurumun açık kalan yerlerine sürüyorum. ve 180 derecelik ısınmış olan fırınıma gönderiyorum. 20-25 dakika bir sürede pişiyor arkadaşlar. Yine de üzerinin altının kızarmasına iyice dikkat ederek pişirin. Evet bakın 25 dakika sonra benim fırınım hemen pişirdi. Yumuşacık bakın fırından ilk çıktığına rağmen sıcak olmasına rağmen yumuşacık bir poğaça oluyor. Börek lezzetinde ister poğaça ister börek gibi tüketebilirsiniz. Sofranızda da çok şık görünüyor. Kahvaltıya misafir alacaksanız veya çay saatlerine de yapabilirsiniz. Gerçekten harika oluyor. Hemen şöyle bir dilimini çıkarıyorum. Dokusunun nasıl göründüğünü daha yakından gösteriyorum. Bakın pamuk gibi puf puf. Çok güzel bir poğaç oluyor. Erimeyen bir peynir kullanınca da daha bir lezzetli oluyor Daha yakından da şöyle göstereyim Çatalla e, yenmez gerçi elinize alıp pizza dilimi gibi yemek daha mantıklı Yani benim fikrim öyle Gerçekten harika bir poğaça oluyor yapması da çok keyifli arkadaşlar çok fazla oyalamayacak sizi Mutlaka deneyin diyorum Merakla e, yorumlarınızı bekliyorum. Aklınıza takılan her şeyi bana yorumlarda sorabilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar. E, yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.